Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu depreme ilişkin konuştu. Gün birlik olma, devlet aklıyla hareket etme günü dedi. Kriz yönetiminin Ankara'dan değil depremin merkezi olan Maraş'tan yapılması gerektiğini söyledi. Hepimizin yüreğini yakan çok acı günlerden geçiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu depremin ikinci gününde konuştu. Davutoğlu depremin Maraş'tan yönetilmesi gerektiğini belirtti. Halk devleti yanında hissetmeli dedi. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı ve bu krizi yönetenlere ilk ve acil tavsiyem böylesine bölgesel nitelikli ve kapsamlı bir kriz Ankara'dan yönetilmez. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eğer bu krizi bizzat yönetiyorsa AFAD Genel Merkezi'nde değil Kahramanmaraş'ta karargahı kurmalı ve bütün bölgeyi kuşatacak şekilde de her bir ilin temsilcilerinin, yerel yönetim temsilcilerinin, sivil toplum temsilcilerinin olduğu daimi bir masa oluşturulmalıdır. Davutoğlu, enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılabilmesi için bölgedeki bütün iş makinelerinin kullanılması gerektiğini belirtti. Yapılması gereken şudur. Bu bölge aynı zamanda sanayinde güçlü olduğu bir bölge. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, Adana'da sanayi yapmış şeyler. Bütün iş makineleri, bütün jeneratörler, bütün kırıcılar, kaldırıcılar seferber edilmeli. Kamunun ve özel sektörün hiçbir iş makinesi şu anda atıl durmamalı. Gelecek Partisi lideri kırsal bölgelerinde yapılmayan arama kurtarma çalışmalarına dikkat çekti. Buralara ulaşmak karayoluyla mümkün değilse havadan durum tespiti yapılmalı. Helikopterlerle gerekirse noktasal kurtarma timleri kırsal bölgelere, köylere indirilmeli. Buralarda kış şartları da göz önüne alınarak olabilecek her türlü gecikme telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar. Davutoğlu yaralıların tedavisi için atılması gereken adımları ifade etti. Sahra hastanelerinin her yerde kurulmuş olması lazım. Ama Nene Hatun gemisi gibi daha önce bu görevi yapmış olan gemilerin İskenderun açıklarına gelmesi lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından bazı gemilerin sevk edildiğini duyduk ama yeterli değil. İskenderun açığında, İskenderun'da Mersin arasında, İskenderun'da diğer iller, limanlar arasında sürekli bir taşıma işleminin yapılması şart.